Merhaba arkadaşlar, Bilim Ağacı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Güneş Sistemi'nde kısa bir gezintiye çıkacağız. Hazırsanız başlayalım. Merkür, Güneş sistemimizdeki en küçük ve 58 milyon kilometre uzaklıkla Güneş'e en yakın gezegendir. Burada bir yıl 88 dünya günü kadar sürmektedir. Ayrıca karasal bir gezegen olarak da bilinen kayalık bir gezegendir. Dünyanın ayı gibi katı, kraterli bir yüzeye sahiptir. Gezegenin yer çekimi dünyanın %38'i kadardır. Yani dünyada 100 kilo olan bir kişi Merkür'de 38 kilo olacaktır. Düşük yer çekimi nedeniyle gezegen bir atmosfere sahip değildir. Merkür'ün ince atmosferi çoğunlukla oksijen, sodyum, hidrojen, helyum ve potasyumdan oluşur. Güneş rüzgarı ve meteor yağmurları tarafından yüzeyden fırlatılan atomlar Merkür'ün atmosferini oluşturur. Güneş'e en yakın gezegen olsa da atmosferin olmaması nedeniyle Merkür, Güneş sisteminde Venüs'ten sonra en sıcak ikinci gezegendir. Herhangi bir doğal uydusu bulunmamaktadır. Gündüz sıcaklıkları 430 dereceye kadar, gece sıcaklıkları da eksi 180 dereceye kadar ulaşabilmektedir. Bildiğimiz canlıların bu gezegende hayatta kalması pek olası değildir. Merkür'de Güneş, dünyadakinden 3 kat daha büyük görünmektedir. 1973 yılında fırlatılan Mariner 10 uzay sondası, Merkür'e gönderilen ilk uzay aracıdır. 1975 yılından bu yana Mariner 10 ile bağlantı kopmuştur. Aracın hala Güneş yörüngesinde olduğu düşünülmektedir. Venüs, Merkür'den sonra Güneş'e en yakın ikinci gezegen olmakla beraber, Güneş ve Ay'dan sonra Dünya'dan görülen en parlak üçüncü objedir. Gezegen yaklaşık olarak Dünya ile aynı boyutlarda olduğu için çoğu zaman Dünya'nın ikizi olarak tanımlanır. Yörüngesi Güneş'e en yakın olan gezegendir. Büyüklük bakımından Dünya'nın yakın bir ikizidir ama susuz bir dünyadır ve kavurucu bir iklimi vardır. Bu komşu gezegenimizin de uydusu bulunmamaktadır. Venüs de bir gün bir yıldan daha uzundur. Venüs'ün kendi ekseninde yavaş dönmesi nedeniyle bir yılı 225 dünya günü kadar sürerken bir günü ise 243 dünya gününe eşittir. Sovyetlerin Venüs'e yolladığı Venera 3 uzay aracı insanoğlu tarafından hazırlanmış başka bir gezegende bulunan en eski yapıdır. Aynı zamanda Venüs insan ırkı tarafından en çok uzay aracı gönderilen gezegendir. Bugüne kadar 40'tan fazla uzay aracı Venüs'ü araştırmak için fırlatılmıştır. Güneş'e en yakın gezegen Merkür olmasına rağmen Güneş sisteminin en sıcak gezegeni Venüs'tür. Venüs'ün atmosferinin %96,5'u karbondioksitten ibaret olduğu için buradaki bulutlar sera etkisi yaratarak Güneş'ten gelen sıcaklığın gezegenden dışarı çıkmasına engel olmaktadır. Ve neticede gezegende 462 derece gibi muazzam bir sıcaklık oluşmaktadır. Venüs Dünya ile aynı boyutlarda olmasına rağmen yüzey basıncı Dünya'dan 92 kat daha güçlüdür. Bu sebepten dolayı gezegene ulaşmayı başaran uzay araçları gezegenin atmosferine girdikten birkaç dakika sonra parçalanmıştır. Diğer tüm gezegenlerin Güneş etrafında dönüşü saat yönünün aksi yönünde olduğu halde Venüs Güneş etrafında saat yönünde dönen tek gezegendir. İçerisinde yaşadığımız evimiz olan Dünya, Merkür ve Venüs'ten sonra Güneş'e en yakın üçüncü gezegendir. Gezegenimiz karasal gezegenlerden en büyüğü olmakla beraber kitle ve büyüklük açısından da beşinci gezegendir. Bilim adamlarının yaptığı hesaplamalara göre Dünya'nın oluşumu 4,5 milyar yıl öncesine dayanmaktadır. Dünya şu ana kadar bilinen yaşam destekli tek gezegendir ve Güneş'e uzaklığı da ortalama 150 milyon kilometredir. Dünya çok güçlü bir manyetik alana sahiptir. Bunun kaynağı sahip olduğu nikel demir çekirdeğidir. Bu manyetik alan Dünya'nın bir nevi kalkanıdır ve onu Güneş rüzgarlarından korumaktadır. Dünya Güneş sisteminin en yoğun gezegenidir aynı zamanda. Dünya'nın tek doğal uydusu Ay'dır ve Ay Dünya arasında olan yer çekimi gelgitlere sebep olmaktadır. Dünya, Ay'dan hariç de 1300'den fazla yapay yüzeye sahiptir. Dünya'nın atmosferi esas olarak azot gazından oluşmuştur. Atmosferimizin %78'i azot, yaklaşık olarak %21'i oksijen, %1'i argon, kalan da karbon ve diğer gazlardan oluşmuştur. Dünya, onu Güneş'in zararlı etkilerinden koruyan ozon tabakasına sahiptir. Yapılan tahminlere göre galaksimiz olan Samanyolu'nda Dünya benzeri olan 2 milyardan fazla
gezegen mevcuttur. Mars, Güneş'e en yakın olan dördüncü gezegen olmakla beraber karasal gezegenlerin de sonuncusudur. Mars, kahverengimsi kırmızı renkli bir yüzeye sahip olduğu için kırmızı gezegen veya kızıl gezegen olarak da biliniyor. Bu renk Mars'ın yüzeyindeki kaya ve toprakta bulunan pas benzeri demir materyallerinden kaynaklanmaktadır. Bizim gezegenimizde oksijen neyse Mars'ta da karbondioksit aynı durumdadır. Güneş'ten ortalama 228 milyon kilometre uzaklıkta bulunur. Mars'taki bir günün uzunluğu dünyadaki ile hemen hemen aynıdır. Bir Mars yılı ise yaklaşık olarak iki dünya yılına eşittir. Mars'ın yüzey sıcaklıkları kutup kışı başında eksi 140 derece ile yaz arası 20 santigrat derece olarak değişmektedir. Sıcaklık farkının büyük olması ince atmosferinin güneş ısısını yeterince depolayamaması, atmosfer basıncının düşük olması ve toprağın ısı kapasitesinin düşük olması gibi nedenlerden ileri gelmektedir. Gezegene şimdiye kadar farklı görevlerle fırlatılmış uzay araçlarının sayısı 40'tan fazladır. Kırmızı gezegen, Güneş sisteminde en büyük kum fırtınalarına sahiptir. Bu fırtınalar aylarca sürebilmektedir. Aynı zamanda bu fırtınalar zaman zaman Mars'ta görev yapan robotlara da zorluklar çıkarabilmektedir. Güneş sisteminde en büyük dağ Mars ev sahipliği yapmaktadır. Olympus Dağı'nın yüksekliği 25 kilometre, çapı ise 620 kilometreden fazladır. Mars'ın Dünya'dan sonra kutup buzullarına sahip tek gezegen olduğu bilinmektedir. Jüpiter, Güneş sisteminde Güneş'ten uzaklık mesafesine göre 5. gezegendir ve en büyük olan gezegendir. Jüpiter gezegeni aslında dev bir gaz bulutudur. O kadar büyüktür ki hemen hemen Güneş sistemindeki tüm gezegenleri içine alabilecek büyüklüktedir. Jüpiter, Dünya'dan bakıldığında gökyüzünde Güneş, Ay ve Venüs'ten sonra en parlak 4. objedir. Aynı zamanda Dünya'dan gözle görülen 5 gezegenden biridir. Jüpiter Güneş sisteminde en büyük gezegen olmasına rağmen kendi ekseninde en hızlı dönen gezegendir. Gezegende bir gün yaklaşık olarak 9 saat 55 dakika sürmektedir. Gezegenin Güneş etrafında dönüşü yani bir yılı ise 11.8 dünya yılına eşittir. Yani bu da 4333 gün yapmakta hemen hemen. Jüpiter irili ufaklı en az 67 doğal uyduya sahiptir. Gezegende asırlardan beri devam eden şiddetli ve muazzam büyüklükte fırtınalar vardır. Bazıları dünyanın iki katı kadar büyük olan bu fırtınaların hızı 644 kilometre kadardır. Bu fırtınalardaki yıldırımlar bile dünyada oluşan en güçlü yıldırımlardan 1000 kat daha güçlüdürler. Jüpiter'in meşhur büyük kırmızı leke fırtınası dünyadan 3 kere büyük ve saatte 400 kilometreye yakın bir hızla esen muazzam bir fırtınadır. Fırtına 350 yıldan fazla bir süredir devam etmektedir. Jüpiter'in ince halkaları mevcuttur. Bu halkaların çoğu gezegenin yerçekimine kapılmış toz taneleri, asteroidler ve kuyruk yıldızlardan oluşmuştur. Jüpiter çok güçlü yerçekimine sahiptir. Dünyada 100 kilo olan herhangi bir canlı veya nesne Jüpiter'de 236 kilogram kadar yapmaktadır. Gezegenin büyüklüğünden dolayı manyetik alanı da çok güçlüdür. Neredeyse dünyanın manyetik alanının 20 bin kere daha güçlü halinde manyetik alana sahiptir. Jüpiter'in katı yüzeyi bulunmamakta. Devasa bir gaz topu olan gezegenin sıvı çekirdeğinin dünya büyüklüğünde olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda Jüpiter'in atmosferi çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşmuştur. Satürn, Güneş sisteminde uzaklık açısından 6. büyüklüğüne göre ise 2. gezegendir. Sahip olduğu halkaları ile hemen hemen herkes tarafından tanınır. Dünyadan çıplak gözle görülen gezegenlerden biridir. Satürn de Jüpiter gibi dev bir gaz topudur ve birbirine benzerliklerine göre akraba olarak tanımlanmıştır. Satürn Güneş'ten aldığı enerjiden daha fazla enerji yaymaktadır. Bu sıra dışı olayın gezegenin atmosferinde bulunan yüksek miktarda helyum ile onun yerçekimi arasındaki sıkıştırmadan kaynaklandığına inanılmaktadır. Satürn'de bir yıl yani Güneş etrafındaki bir turu 29.4 dünya yılı kadar sürmektedir. Bu onun hem Güneş'ten uzaklığı hem de yörüngede yavaş hareketinden dolayıdır. Satürn'de bir gün ortalama 10 saat 14 dakika sürmektedir. Satürn'de rüzgarlar gezegen boyu yüksek hızlarla esmektedirler.
Ortalama olarak bu rüzgarların hızı 1800 kilometreye kadar ulaşmaktadır. Satürn'ün iç kısımları çok sıcaktı. Bu sıcaklık 1100 derece gibi muazzam ötesi bir sıcaklığa ulaşabilmektedir. Satürn 150'den fazla uydu ve meteor parçasına sahiptir. Şimdiye kadar 4 uzay aracı Satürn'den bilgiler elde edebilmişlerdir. Güneş sisteminin en büyük 3. gezegeni olan Uranüs bir gaz topudur. Uranüs, Güneş sisteminde 2. mavi gezegendir. Gezegenin mavi yeşilimsi renkte olması atmosferinde bulunan metan gazından kaynaklanmaktadır. Güneş'e olan uzaklığı 2870 milyon kilometre olan Uranüs, Dünya'dan 4 kat daha büyüktür. Su, amonyak ve metan buzundan oluşan bir yapısı vardır. Uranüs'ün yüzey sıcaklığı ise -200 derece kadardır. Uranüs'ün Satürn gibi halkalarının olduğu tespit edilmiştir. 1986 yılında ise Voyager 2 uzay aracı görev esnasındayken bu halkalara ait görselleri yakalayarak Dünya'ya yollamıştır. 2003 ve 2005 yıllarında ise iki dış halka Hubble teleskobu tarafından tespit edilmiştir. Gezegen Güneş etrafında yörüngede bir turu 84 dünya yılında tamamlamaktadır. Bu da onun hem Güneş'ten uzaklığı hem de yörüngedeki hızından kaynaklanmaktadır. Bu döngüden dolayı kutuplarında 42 yıl gece, 42 yıl gündüz olmaktadır. Kendi ekseninde dönüşü ise 17 saat 14 dakikada tamamlanmaktadır. Güneş sisteminde saatte 1800 km hızla esen rüzgarlara sahip Satürn'den sonra Uranüs ikinci en sert rüzgarlara sahip gezegendir. Burada rüzgarların hızı hemen hemen 250 km ile 900 km arasında hızlara ulaşabilmektedir. Uranüs bazen buz devi olarak adlandırılmaktadır. Gezegenin kaya ve demir çekirdeğini çevreleyen buzlu mantoya sahip olduğu düşünülmektedir. Üst atmosferde ise gezegene soluk mavi rengi veren amonyak ve metan gazı kristalleri bulunmaktadır. Uranüs, Güneş sisteminde Satürn'den sonra en az yoğunluğa sahip gezegendir. Gezegenin bugüne kadar 27 doğal uydusu tespit edilmiştir. Neptün, Güneş sisteminde Güneş'ten en uzak konumda olan gezegendir. Güneş'ten yaklaşık olarak 4,5 milyar kilometre kadar uzakta bir mesafede konumlanmıştır. Bu mesafe, Dünya'nın Güneş'ten olan uzaklığının 30 katı kadardır. Neptün, Dünya'dan 17 kat daha ağır ve gezegenden öte dev bir gaz topudur ve manyetik alanı da Dünya'dan 27 kat daha güçlüdür. Bilinen 14 doğal uydusu bulunmaktadır. Gezegen kendi ekseninde çok hızlı dönmektedir. Yaklaşık olarak bir günü 16 saat sürer. Ekvator bölgesindeki bulutlar bir dönüşümünü ise 18 saatte tamamlamaktadır. Bu da gezegenin katı bir yüzeye sahip olmamasından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda gezegen Güneş etrafındaki yörüngede bir turu tamamlamak için 164,8 dünya yılı kadar zaman harcamaktadır. Neptün 1846 yılında keşfedildiğinden bu yana Güneş etrafındaki ilk turunu ancak 2011 yılında tamamlayabilmiştir. Gezegenin ağır bir atmosfere sahip olduğuna inanılmaktadır. Atmosferi çoğunlukla hidrojen, helyum ve metandan oluşmuştur. Neptün'ün mavi renkte olması da atmosferinde bulunan metan gazından dolayıdır. Metan gazı ışığı emerek gezegene olan sembolü, yani mavi rengi vermiştir. Gezegen çok ince halkalara sahiptir. Bu halkaların karbon bazlı maddeler ile kaplı buz parçaları ve toz tanelerinden oluştuğu kanaatine varılmıştır. Bugüne kadar bir tek Voyager 2 uzay aracı görev yolu üzerindeyken Neptün'e yakın mesafeden geçmiştir. Bu esnada Voyager gezegenin birkaç dijital görselini ve büyük koyu leke fırtınasının da resmini yakalamayı başarmıştır. Aynı zamanda gezegen NASA'nın Hubble teleskobu tarafından da incelenmiştir. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.